Günaydın efendim. Alpara ekranlarında portföy yönetimine hoş geldiniz. Saatlerimiz 10.20'yi gösteriyor ve gündemde bilançolar ön planda. Küresel piyasalar geçtiğimiz haftanın son işlem gününde öyle özellikle satıcılık kapatmıştı. Borsa İstanbul tarafında da 1950 puanın altına sarkmalar ve 1930 puan seviyesindeki 50 günlük ortalamalara çok yaklaşması biraz da düşük hacimde kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle gelen banka bilançolarının beklentilerden iyi olması hem çeyreksel bazda hem de 2021'in tamamında çok güzel karlılıklar getirmesi, aynı zamanda da yine diğer sektörlerdeki bilançolarda başta otomotiv olmak üzere gelen karlılıklar, beklentilerden iyi gelen esas faaliyet karı gibi rakamlar piyasadaki fiyatlamalara çok fazla etki etmedi. Ve bu isteksizlik küresel bazdaki gelişmelerin etkisiyle bu haftanın ilk işlem gününe nasıl yansıdı, hangi seviyeleri bekliyoruz? Birazdan bunları paylaşacağız. Küresel bazda bu sabah itibariyle baktığımızda ise piyasalarda karışık ve satıcılı seyirler hakimdi. Petrol fiyatlarının 93 doların üzerine çıkmasıyla birlikte satış baskısının biraz daha arttığını gördük. Emtia tarafında ise başta altın ve gümüş olmak üzere yeşil bir tablo vardı karşımıza ve alıcılı seyirler dikkat çekti. Asya tarafında ise tatilden dönen Çin, Güney Kore ve Hong Kong vardı. Yeni yıl tatilini sonlandıran bu piyasalarda açılışlar Çin haricinde satıcılıydı. Çin'de ise kış olimpiyatları vardı ve siyasi anlamda da Rusya ile Çin arasındaki liderler düzeyindeki görüşmeler ve buradan yansıyan haber akışları önemliydi. Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde Borsa İstanbul tarafında teknik seviyelerin özellikle 8-13-21 günlük banttan 8-13-21-50 günlük hareketli ortalamalara doğru sarktığını da gözlemliyoruz. Hemen bakalım Borsa İstanbul tarafına 1933 puan seviyesinde 1930 desteği 50 günlük ortalamaların geçtiği bu seviye önemli. Neden önemli? Özellikle trade yapan yatırımcılar açısından şunu belirtmek gerekir ki 21 günlüklerin altına sarktığı zaman portföylerde özellikle yarı nakit yarı hisseye doğru geçişler ya da pozisyonlarda stop seviyelerinin konulması çok önemli. 50 günlüklere yaklaşıldığında ise yarı hisse yarı nakitte kalma stratejisini uygulamak için doğru olabilir. Ancak bu ihlal olarak da kalabilir ve buradan gelebilecek tepkilerde ise sert yükseliş ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Peki yatırımcı ne yapacak? İlerleyen dakikalarda sevgili Eda Karadağ ile birlikte o stratejileri ortaya koyacağız. Şimdi Borsa İstanbul'un Cuma günkü kapanışı ve bugünün açılışına dair rakamlara bir bakalım. Cuma günü 1957 puan seviyesinde %2.21'lik değer kaybıyla haftayı tamamlamıştı Borsa İstanbul ve haftalık bazda da 1.27'lik bir değer kaybı söz konusuydu ve bu düşüşte iyi gelen bilançolara rağmen bankacılık endeksindeki satışlar etkiliydi. Peki Cuma gününün en çok kazandıran sektörleri ve endeksleri hangileriydi? Başta turizmde %4'ün üzerindeki yükselişe 4.57'lik bir yükseliş vardı. Bunu inşaat sektörü izledi ve tabii ki bununla birlikte de bilişim sektörü yine alıcılı seyriyle dikkat çekti satıcı olan piyasalar karşısında. Peki yüzdeki bant aralığı neydi? 1949 ile 2013 puan seviyesi arasında Cuma günkü işlemlerde bant aralığını gördük ama 2000 puanın üzerinde duramayan bir BIST 100 vardı karşımızda. Şimdi sınai tarafına bankacılığa bakalım. 1750 puan seviyesinden kapandı bankacılık endeksi ve bankacılık endeksinde hangi bilançolar gelmiş? Şöyle bir hatırlayacak olursak Akbank'la başlamıştı. Sonrasında Garanti Bankası'nın bilançosu geldi. Daha sonrasında Yapı Kredi ve TSKB. Hepsinin de bilançoları çeyreksel bazda karlarını katlamaları, 2021'in tamamında ise oldukça karlı bir yılı geride bırakmaları hisse performanslarına yansımadı. Sermaye yeterlilik rasyoları da tabii bunda önemliydi. Peki bankacılık sektöründe iyi gelen bilançolara rağmen performansları diğer sektörlerde de düşüren neydi? Enflasyonda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükseliş eğilimi ve bunun bankacılık sektörü üzerinde özellikle sermaye tarafında yarattığı olumsuzluktu. Ve bankacılık endeksi bu haftaya da satıcılı başladı. 1726 puan %0.95'lik
değer kaybını görüyoruz. 1750'nin altındaki kapanışlar özellikle bugün satışların devam edeceğini gösterir. 1720-1700 seviyesi önemli seviyeler. 1700'ün altına sarktığında ise 1680 seviyesi en aşağıda önemli bir destek, kritik bir destek noktası. Bunun altına sarkarak kapanışlar satışların biraz daha derinleşmesine neden olabilir. Oysa ki bu satışları çok da hani olması şu anda teknik olarak mümkün. Ancak fiyatlamalar olarak ve bilançolar olarak baktığımızda piyasayı zorladığını görüyoruz yatırımcı tarafında. Hemen sanayi tarafına da bakalım. Sanayi endeksi de geçtiğimiz haftayı %1.76'lık değer kaybıyla tamamladı haftalık bazda. Haftanın son işlem gününde ise %1.78'lik kayıp söz konusuydu ve sanayi endeksinde 3400'de 3500 puan arasında gidip gelen hareketleri gördük. Ve 3379 puan seviyesinde yine satıcılı %0.50'lik bir değer kaybını görüyoruz. Bilançolar geldi dedik. Bilançolar içerisinde otomotiv de vardı. Bilançolar içerisinde GEO'lar da vardı. Son bir haftalık periyot içerisinde özellikle GEO'lar tarafında ve inşaat sektöründe tabii pozitif etkileyen yukarı yönlü hareketler gördük. Cuma günü de yine GEO'ların günüydü ve Ziraat GEO'nun bilançosuna da şöyle bir göz attığımızda 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 1.315 geldi. 2020'nin 12 aylığında ise rakam 378.9 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu karlılık rakamlarının oldukça iyi olduğunu da belirtelim. Bir diğer gelen bilançomuz ise Otokar'ın bilançosuydu. Piyasalar kapandıktan sonra geldi ve 2021 yılında %55 büyüyen bir Otokar var karşımızda. Ve Otokar 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Ve Otokar'ın 2021 yılı cirosunun %55 artışla 4.5 milyar TL'ye ve esas faaliyet karının da %69 artışla 1 milyar 79 milyon TL'ye ulaştığını belirtelim. 2021'de ihracat tarafında da 345 milyon dolarlık net karında ise 1 milyar 42 milyon seviyesinde bir yükseliş olduğunu belirtelim. Otokar'ın performansına da şöyle bir baktığımızda %3.92 beklentilerden iyi gelen bir karlılık söz konusuydu Otokar tarafında. Hemen bilanço rasyolarına da baktığımızda özellikle satışların çeyreksel bazdaki değişiminin %125 olduğunu belirtelim. Bununla birlikte FAVÖK artışının %207 ve net karının da %333.8 çeyreksel bazda. Yıllık bazda baktığımızda ise satışların %58.2, FAVÖK'ünün %47.4 ve net karının %76 artış gösterdiğini de notlarımıza ekleyelim. Bir diğer yine otomotiv sektöründe cuma günü gelen bilanço ise TOFAŞ'ın bilançosuydu. TOFAŞ'ın bilançosunda da oldukça iyi bir bilanço geldi. Burada baktığımızda yurt içi binek araçlarda TOFAŞ ve Ford Otosan öne çıkan şirketlerdi. Ve TOFAŞ fabrikaya baktığımızda satışların çeyreksel değişimlerine baktığımızda %80 arttığını, FAVÖK'ünün yine çeyreksel bazda %180 artış gösterdiğini, net karının ise %109.6 olduğunu belirtelim. Yıllık değişimlere baktığımızda ise özellikle satışların %9.6 arttığını 2021 yılında TOFAŞ'ın, FAVÖK'ünün faiz ve vergi öncesi karının %145.9 arttığını ve net karının da yıllık bazda %90.4 artış gösterdiğini de TOFAŞ fabrikada belirtelim. Hemen hatırlatalım. Toplam net karı 3.28 milyar TL olarak gerçekleşmişti TOFAŞ fabrikanın. Şimdi bu bilançolarla birlikte yine özellikle otomotiv sektörü içerisinde bir haber başlığımız daha vardı şirket haberlerine geçmeden. Onu da aktaralım. Traktör sektörü. Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı. Ve bununla birlikte Türk Traktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Can Behli'nin bazı açıklamalarını almıştım. Onları paylaşayım sizinle. Türkiye traktör üretiminde rekor kırdı. 72.600 traktör üretimiyle tarihimizin en yüksek traktör adedine ulaştık dedi açıklamalarında. Bu gözle baktığımızda Türk Traktör'ün de yine performansıyla
endekse destek verdiğini hatırlatalım. Aynı zamanda traktör sektörüne satışlar, salgın ve devlet desteği etkisi olduğuna da değinirken yerli motorlu traktörü de tanıttığını da ekleyelim. Ve tabii ki ilerleyen günlerde buna ilişkin haber akışlarını da yine takipçisi olacağımızı söyleyelim. Son gelen kar Inveo Yatırım Holding karı, onu da hemen notlarımıza ekleyelim. 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 327 milyon TL oldu. 12 aylık geçen yılın 12 aylığında ise rakam 537 milyon TL seviyesindeydi. Burada hafif bir karlılıkta düşüş var yıl itibariyle baktığımızda. Hemen notlarımız içerisinden şirket haberlerine geçelim. Bir hayli yoğun haber var ve bu haber akışları içinde. Evet, haber akışları içerisinde özellikle şirketlerden kur korumalı mevduata doğru yönelişle ilgili kapa yapılan açıklamalar biraz daha ön plana çıkıyor. Şirketlerin bu konuda onlara sunulan vergi avantajını değerlendirmek hem de 3 aylık 6 aylık periyotlarda getirilerini korumak ve döviz karşısında getirileri korumak ve buna bağlı olarak da tabii ki kur korumalı programın getirileriyle birlikte vergi muafiyetinden yararlanmak. Bu arada yönetmenimiz diyor ki bilançolara da bir göz atalım. Bilanço açıklayacak şirketler var, onları da unutmayalım. Haklı. Hemen bakalım tahmini bilanço tarihleri olarak 8 Şubat İş Bankası, Agesa ve Şişecam'ın bilançoları bekleniyor. 9 Şubat'ta Sasa ve Aydem. Burada özellikle İş Bankası'nın banka bilançoları içerisinde 2021 çeyrek ve 2021 tamamında iyi bir karlılık rakamı açıklayacağı beklentisi vardı. Hissede bunu çok net performansını görememiştik ama sürpriz iyi gelen bir bilanço olabilir mi? Olabilir. Özellikle iştiraklerinden gelen paylarla. Bununla birlikte 10 Şubat'ta Türk Telekom ve Ford Otosan var. Ticari binek araç segmentinde Tofaş Fabrika ile satış grafiği olarak dikkat çekmişti. Türk Telekom ise Levent yaklaşımı ya da Levent yapılandırma içerisindeki telekom hisselerin, bankalara ait telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devriyle ilgili prosedür ve buna ilişkin haber akışı yine takibimizde olan hisseler bazında. Ve 11 Şubat'ta Derlüks, Ereğli, Hektaş ve Odaş yine gelecek olan bilançolar Ereğli hem temettü verimiyle hem de iyi bir bilanço getirebilme ihtimaliyle tabii ki gözler ona çevirecek. Hektaş, tarım ilaç sektörü içerisinde özellikle ve de bununla birlikte performansıyla dikkat çeken ise yine radarımızda olacak. Odaş, enerji sektörünün daha da ön plana çıktığı 2022'de daha da ön planda olacağı bir sektör enerji ve Odaş'ın da bilançosu takibimizde olacak. Şimdi şirket haberlerine göz atalım. İlk şirket haberimiz bilişim sektöründen ARDYZ yatırım şirketi ve yazılım pardon. Şirketin Erzurum Büyükşehir Belediyesi elektronik denetleme sistemleri sözleşmesinin bilişim ile 13.1 milyon TL bedelle imzalandığı açıklaması. Son birkaç günlük periyota baktığımızda bilişim yazılım sektörü içerisindeki hisselerin performanslarıyla ilk 100 içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. Doğru ve stratejilerle ve yeni halka arzlarla birlikte borsada da derinliği artıran bilişim sektöründeki hisselerin performansları özellikle bir yıllık periyotta baktığımızda ciddi bir yol kat ettiğini görürüz. ARD yazılım da bunun içerisinde. Hissenin performansı, yönetmenimden rica edelim 3 aylık performansı bize getirebilirse 3 aylık periyotta çok daha net gözükecektir ki yazılım bilişim sektöründeki hisselerin performansları bu anlamda borsalara önemli katkı sağlamıştı. Hisse 57 liralara kadar çıkmış. Oradan bir bölünme sonrasında 7 liralar seviyesinden yoluna devam etmişti. Şimdi de 9-13'lerde. Bu da hissenin halka arzdan sonraki ciddi performansını, sonra sermaye artırımı ve 7 liralardan 9 liraya çıkan yolculuğunu bize gösteriyor. 2022'de de yine yazılım bilişim sektörünü takip edeceğiz. Diğeri Arsan. Arsan'da da bir özel iştirak var. %27.50 iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım'ın 50 milyon TL ve şirketin %27.5 iştiraki Akedaş Elektrik Parakende'nin kullanacağı 20 milyon lira tutarındaki banka kredilerine şirketteki pay oranında
kefalet vermesine karar verildiği açıklanmış. Tekstil sektöründe özellikle Fransa'ya yapılan ihracatla tekstil sektörümüz gündeme gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Şu anda hafif bir satış görüyoruz hissede ama tekstil sektörünün de yine hareketlenme potansiyeli olduğunu hatırlatalım. Bir diğer hissemiz baktığımızda Getza. Getza'ya da bakalım. Şirketin biraz önce bahsettiğim gibi kur korumalı mevduata şirketlerde geçiş var ve kapa yaptıkları açıklamalar söz konusu. Mevduat programına katılma kararı almış. 6 ay vadeli 31.3 milyon TL tutarında kur korumalı TL mevduat hesabı açılacağını da kamuya duyurmuş. Gediz Ambalaj'da da %1.25'lik değer artışını görüyoruz. Diğer hissemiz ise enerji sektörü içerisinden GESAN. Geçtiğimiz hafta da ciddi hareketliliğiyle ön plandaydı. 19'ların üzerine sert bir yükseliş vardı. Ancak haftayı 18'li seviyelerden tamamlamıştı. Ve GESAN elektriğe baktığımızda girişim elektrikte de yine 19'ların üzerine çıktığını görüyoruz. %1.27'lik bir artış var. GESAN'da da özellikle orta gerilim anahtarına ürününe yönelik 412 bin dolarlık sipariş aldığı açıklanmış ve şirketin %70 bağlı ortağı Europower Enerji tarafından Portekiz'deki şirket bayisinden Angola'da gerçekleşecek olan bir ürünün ve bununla birlikte iki tane farklı projenin de kullanacak orta gerilim komponentlerinin tedarikine yönelik 110.759 dolarlık sipariş aldığı açıklanmış ve bu açıklama şirket haberleri içerisinde şu anda pozitif yönde yansıyor. Ve bir diğer haberimiz de Halk Bankası ile ilgili. Halk Bankası'ndan gelen habere baktığımızda New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden davada sanık olarak yargılanan bankanın davanın düşürülmesiyle ilgili Amerika Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı başvuru süresi 13 Mayıs'a uzatıldı. Medyada yer aldı. Hemen Halk Bankası'na bakıyoruz. Bankacılık sektöründe genelde bir satış baskısı var demiştik. 0.62'lik bir kayıp var. Geçtiğimiz hafta ise Halkbank diğer bankalar içerisinde biraz daha yeşil görüntüsüyle, performansıyla ön plandaydı. Kısa bir realizasyon diyebiliriz. Kozal'a bakalım. Kozal'da da yine kur korumalı mevduat hesabı programına katıldı ve 6 ay vadeli 831.3 milyon TL mevduat hesabı açtığı belirtildi. Altındaki yükselişle birlikte ons tarafında 1810 dolarlara doğru yükselişle birlikte geçtiğimiz haftanın zaman zaman hareketli hisseleriydi ve Kozal'da da şimdi hafif bir satış görüyoruz. %1'e yakın 0.97 ama buradaki satış piyasanın genelinde şu an için hakim olan satıştan kaynaklı. Hissenin performansı yakın takibimizde olacak. Bir diğeri de Kontür. Kontrolmatik'te ise yine bir bakıyorum şöyle. Mühendislik ve servis işleri sözleşmesi imzaladığı bilgisi var. 11 milyon TL artı 58.526 dolar olan Kaven bölgesi, Blankent Unit Workshop ve Guard House kısımlarında yapılacak mühendislik ve servis için bu bedel olmuş. Kontrolmatik ya da Kontrolmatik'te özellikle performansını zaten grafikte son bir ayda gösteriyor. Yükseliş içerisinde nasıl olmasın ki güzel ve birbirinden farklı ihale haberleri ve gelişmeleri takipçisi olacağız. Bir diğer haberimiz biraz önce de bahsettiğimiz, detaylarını verdiğimiz Türk Traktör'den. Türk Traktör'de yurt içi satış rakamlarına bakalım. Yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %29.7 azalarak 2221 adede gerilerken yurt dışı satışlarında ise %2.8'lik bir artışla 1250 adete yükseldiğini belirtelim. 0.7'lik hafif bir değer kaybı görüyoruz. Hissenin bant aralığı ise yukarıda 243'ler, geri çekilmelerde ise 210'lu seviyeler olduğunu da hatırlatalım. Şimdi Turkas'a da bakacağız. Turkas Petrol'de de şirket ile Albino arasında şirketin bağlı ortağı Turkas Kuyucak'ta sahip olduğu payların tamamının satışına ilişkin Rekabet Kurumu'ndan izin alındığı açıklaması var. Şimdi Cuma günü de Turkas'ta ciddi yukarı yönlü hareketlilik vardı. Hissede ciddi bir performans gördük ve o hareketi zaten burada da görüyoruz. Yönetmenimizden de rica edelim son 3 aylık Turkas hareketine de bakalım.
Hissenin özellikle endekste 2000 puanın üzerine yükseliş, 2050 bandına doğru hareketlerde biraz geride kaldığını gördük. Petrol sektörü, petrokimya sektörü içerisindeki hareketlilikler çok fazla etkilenmemişti. Ancak hissede yavaş yavaş bir hareket orta vadeli portföyler için model portföylerin radarına girebileceğini düşünüyorum. Artan işlem hacmi bunu destekleyecektir. 4.52'ler seviyesinden itibariyle %1.57'lik bir yükseliş var. Şimdi biz de sermaye artırımlarına da bakalım. Şirket haberlerimiz içerisinde sermaye artırımlarında Fonet var. Bununla birlikte hemen bakıyorum. İkiz var, Kiler GYO var. Fonet'te ne var? Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bir haber var. 100 milyon TL'den 400 milyona yükseltilmesine karar verilmiş. Takipçisi olacağız. Diğeri Kiler GYO'da ise %125 oranında bedelli arttırım bugün gerçekleşmiş ve bedelli sonrasında, bölünme sonrasında hisse fiyatının 1.29'a denk geldiği bilgisi var. Bugün bölünmüş olarak, bedelli vermiş olarak işleme devam ediyor. Ve ikizde de baktığımızda tahsisli bir sermaye artırımı kapsamında borsada toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü kapsamında belirlenen pay satış fiyatı 7 lira 12 kuruş olduğu açıklaması var. İkizde evet ilgilenenler buna bakabilir. Şimdi konuğumuz hazır. Skype hattımızda sevgili Eda Karadağ bizlerle birlikte olacak. Gedik Yatırım Danışmanı Eda'ya bir hoş geldin diyelim. Sevgili Eda hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana. Merhabalar Belgin Hanım. İyi yayınlar ve iyi haftalar dilerim. Çok teşekkür ederim. Eda, piyasalarda böyle bir keyifsizlik var. Yani güzel bilançolar geliyor. Hadi Amerika'yı devre dışı bırakalım. Orada kötü bilançolar geliyor da beklenene karşılamadı diye. Bunun bahanesi var. Arka planda FED olsa da artık biliyoruz. Bizde ise iyi gelen bilanço, borsada ise buna bağlı olarak beklenmedik performanslar. Şimdi son gelen bilançolar ışığında sen buna nasıl bakıyorsun şahsın ve kurumunuz olarak? Yatırımcıda bir isteksizlik, bir keyifsizlik, bir moralsizlik mi var? Bu belirsizlikten mi kaynaklanıyor? Şubat ayı nasıl geçecek? Yani bu hafta veri açısından biraz daha sakin. Evet, sanayi üretimi var içeride, Amerika'da enflasyon var ama hani biraz daha piyasalara odaklı olacaksak eğer biz nasıl bir strateji izlemeliyiz? Yani ben paramı nasıl yönetmeliyim Eda bu hafta? Nelere dikkat etmeliyim? Evet, ifade ettiğiniz gibi gerçekten piyasada ciddi bir iştahsızlık var ve bunu hacimlerden de çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yani Ocak ayının son haftasında en yüksek 40 milyar liraları gördük ve o günden beri biz tekrardan bu seviyelere ulaşamadığımız gibi 40 milyarların üzerine zaten hiç konuşamaz olduk. Çünkü piyasada bir belirsizlik var. Yani özellikle şu 1880 denemesi yapılması sonrası şu 10-15 gün önce. Dolayısıyla o günden sonra böyle bir iştah iyice zayıfladı. Yani tekrardan bir satış gelebilir mi ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Dolayısıyla bu da tabii ki yatırımcıyı biraz daha çekimser kılıyor. Zaten yabancıdan destek alamıyoruz. Bunu hacimlerde de görüyoruz. Yabancı takas oranında da geldiğimiz nokta belli. Ve bu da tabii ki yükselişimizi zorlaştırıyor. Şimdi bu hafta mesela Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'da yabancı yatırımcılarla görüşmesi var. Bakalım bunun yansımalarını önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz mi? Çünkü gerçekten piyasanın bence yabancıya da ihtiyacı var. Dediğiniz gibi güzel bir bilanço sezonu geçiriyoruz. Yani en azından bugüne kadar açıklanan şöyle bir dördüncü çeyrek finansallarına baktığımız zaman piyasaların beklentisini karşılıyor. Ancak borsaya çok böyle bir destek olmuyor. Gerçekten biz de böyle şaşkınlıkla izliyoruz fiyatları, fiyat hareketlerini. Özellikle bankalara gelen satışlar ki açıklanan özel sektör bankalarında iyi karlar vardı. Ama buna rağmen bankalarda da düşüşler var ve bu da tabii ki endeksi aşağıya çekiyor. Dolayısıyla bu hafta da bence bu iştahsızlık devam edecektir. Yani evet, veri takvimi açısından Amerika'da enflasyon haftası, Türkiye'de cari işlemler, sanayi üretimi gibi veriler var ama biz artık veri bazlı hareketleri çok fazla
fiyatlar üzerinde etkisini görmüyoruz. Biraz daha geri planda kalıyor. Şimdi biz bu hafta neyi takip edeceğiz? Yine Ukrayna ve Rusya arasındaki gelişmeleri, olası söylemleri ve piyasanın buna tepkisini. İkinci olarak tabii ki Bakan Nurettin Nebati'nin Londra ziyareti ve sonrasında gelecek açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda tabii ki test sonucu pozitif çıkması sebebiyle evde istirahat ediyor ama yine evden çalıştıklarını ifade ediyordu. Ve özellikle onun da bu hafta aslında yurt dışı temasları olacaktı. Yine bu hafta içerisinde belki olası açıklamalara karşı bence yatırımcılar dikkat edecektir. Tabii ki küresel taraftaki görünüm de önemli. Yani Majör merkez bankaları artık para politikalarını sıkılaştırma yolunda ilerliyorlar. Dolayısıyla bu da zaman zaman tabii ki endekslerin seyrini etkileyebiliyor. Bu nedenle hem bu hafta Fed üyelerinden açıklamalar hem Avrupa Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarını bence takip edeceğiz. Yani Avrupa Merkez Bankası'nı ekliyorum çünkü geçtiğimiz hafta gelen mesajlar bu şekildeydi. Yani bir faiz artışı bu yıl içerisinde ECB tarafından gelebilir şeklinde. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ECB üyelerinin açıklamaları da tıpkı Fed üyelerinin açıklamaları kadar önem arz ediyor. Şimdi yatırımcı ne yapacak? Bence yatırımcı tedirgin kalmaya devam edecektir tabii ki. Yani bunun için diyecek bir şeyimiz yok. Kurda sakinlik devam ediyor. Emtialarda deseniz çok ciddi bir hareket yok. Yani altında 1800 dolar üzerindeyiz ama yine de bu durum net bir şekilde yükseliş işareti sunmuyor. Dolayısıyla yine böyle hisse tarafında biz bize kaldık ve yatırımcılar bu hafta içerisinde de yine şirket bilançolarını takip edecektir. Bence biraz bilançoları takip edip özellikle projeksiyonlar çok yakından okunmalı. Yani yakından takip edilmeli. Önümüzdeki süreç açısından şirketin piyasayı ikna etmesi, beklentilerini yukarı yönde mi revize ediyor, güçlü bir profil mi çiziyor? Çünkü kısa vadede evet bir satış var ama orta ve uzun vadede borsada bir yükselme potansiyeli hala var. Dolayısıyla yatırımcılar bence bu düşüşleri hisse senetleri özelinde alım yönünde değerlendirebilir. Bu hafta da olabilir ya da bu satışlar devam ederse önümüzdeki haftalarda da tabii ki olabilir. Sonuçta ben de net bir şekilde bu hafta son artık yön yukarı diyemiyorum ama sadece gelen bu dördüncü çeyrek finansallarını biraz daha değerlendirebilirler. Bu noktada tabii ki çalıştıkları aracı kurumların raporlarını okumalarını ben tavsiye ediyorum. Nakdi var mı, borcu yok mu, ihracat ayağı güçlü mü, yayınladıkları projeksiyonlarda nasıl bir perspektif çiziyorlar, piyasaya nasıl mesaj veriyor şirket? Dolayısıyla bu başlıkları göz önünde bulundurarak gerçekten güçlü şirket seçimleri kısa vadede değil, orta ve uzun vade açısından bence yatırımcılara avantaj sağlayacaktır. Evet Eda, şimdi o çok iyi bir konuya değindi. Bu hafta içinde de bilançosunu beklediğimiz hisseler de var. Bunlar içerisinde özellikle bakıyorum, İş Bankası var yarın gelmesini beklediğimiz ve Türk Telekom'da Ford Otosan var yine bu hafta içerisinde ve Ereğli var. Bu gözle baktığımızda biraz daha sektörel bazda öne çıkabilecek bu haftanın ve bu bilançoların gölgesinde hareketlenebilecek sektörler ve hisseler neler olabilir? Soruyu şu anlamda soruyorum. Cuma günü düşen piyasada 1400-1943 puan seviyesinde kapanan BIST 100'de en büyük destek turizm sektöründen geldi. Şimdi dünya genelinde de baktığımızda turist verileri açıklanıyor ve çok ciddi sert düşüş var. Bizdeki bu hareketi neye bağlamak gerekiyor ve bu süreçte hangi sektörler biraz daha ön plana çıkabilir? Otomotivde tedarik sıkıntısı var, çip krizi deniyor. Omikron varyantı deniyor. Baktığımız zaman beyaz eşya sektöründe ertelenen ihtiyaçlar sona erdi. Taksit, vade yapısı, kredi faizleri deniyor. Enerji, evet ihtiyacımız. Hadi onu bir kenara koyalım. Başka hangi sektörler hareketlenebilir? Yani yatırımcının odağında neler olabilir? Evet ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz haftada biz turizmi biraz daha fazla konuştuk. Yani en fazla getiri sağlayan sektörler arasındaydı. Bir önceki haftada ulaştırma vardı. Yani özellikle salgın döneminde bu iki sektör çok geri planda kalmıştı. Artık yavaş yavaş tabii ki dünyanın normalleşmesi, ekonomilerin toparlanma yolunda ilerleme kaydetmesi ve seyahat yasaklarının artık gündeme gelmemesi bu sektörleri biraz daha ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla ben bu yıl özelinde turizm olsun, ulaştırma olsun onları yakından izlenmesi gerektiğini ve o artık onlar üzerindeki o en kötü senaryoların geride kaldığını düşünüyorum. Onun dışında şimdi bilanço tarafına gelecek olursam, şimdi geçtiğimiz hafta da Akbank olsun, Garanti olsun, Yapı Kredi olsun, özel sektör banka bilançolarını takip ettik. Güzel karlar geldi. İş Bankası için de bu hafta nezdinde yine beklentiler
Tıpkı geçtiğimiz hafta açıklanan banka karları gibi yine iyi gelmesi yönünde. Dolayısıyla yine İş Bankası için olumlu bir beklenti var piyasada. Ama burada önemli olan şu oluyor tabii. Yani geçtiğimiz hafta da biz güzel banka karları aldık da bunun fiyatlara yansıtıldığını da görmedik. Yani dolayısıyla belki İş Bankası sonrasında da yani açıklanan bilanço sonrasında da belki bu hafta yine benzer senaryoyu görebiliriz. Yani piyasada çok ciddi bir iştahsızlık var ve bu açıklanan bilançolarda fiyatlar üzerinde çok böyle bir etki yaratmıyor. Normalde hisse bazlı ayrışma olur derdik ama anlaşılan o ki bu dönem yani şu dördüncü çeyrek kârları bu kadar galiba ayrışmaya neden olmayacak gibi gözüküyor. Ya onun dışında tabii yine demir çelik fiyatları yani dördüncü çeyrek geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde demir çelik fiyatlarındaki görünüm sebebiyle yine biz demir çelik hisselerini beğeniyoruz. Dördüncü çeyrekte de iyi kârlar açıklamasını bekliyoruz. Petrokimya tarafında yine Petkim bence güzel bir kâr açıklayabilir. Cam sektöründe zaten şişe cam ki bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yine şişeden de güzel bir bilanço gelmesi muhtemel. Zaten ayın 11'inde geliyor demir çelik hisseleri. Dolayısıyla yani bu hafta aslında endeks ağırlığı yüksek olan birçok şirket bilanço açıklayacak. Hani geçtiğimiz hafta piyasa çok fazla bunu fiyatlamadı ama belki bu hafta biraz etkisini gösterebilir. Özellikle de güzel bir bilançolar gelmesi belki bir miktar endeksi yukarıya taşıyabilir diye düşünüyorum ama Belgin Hanım yayının başında da ifade ettiğim gibi hacimden destek almadığımız müddetçe bence bu fiyat hareketlerinin ben biraz daha geçici olmasını beklerim. Evet, özellikle yönetmenim, bu arada son 2 dakikamız var. 3 dakikamız var Eda. Kur korumalı programa ilişkin de şirketlerden talep olduğu gibi tabii ki borsa yatırımcısından da bu yöne ilişkin bir aktarım da söz konusu olabilir. Yani hani bu isteksizlik biraz da yatırımcının mevduat ve getiri anlamında borsadan bir parça parasını nakde dönüp acaba bu programa, kur korumalı mevduat tarafına geçişi de etkili olabilir mi? Ve bu durumda Borsa İstanbul'da bugün ve bu hafta dikkat çekeceğin seviyeleri senden alabilir miyiz? Tabii şimdi dediğiniz gibi yeni bir ürün ortaya geldi ve dolayısıyla yatırımcı bunu denemek isteyecektir. Şu anda aslında bu süreçteyiz. Yani bakalım bu gerçekten denildiği gibi bir getiri mi sağlayacak? Tabii kurda çok ciddi bir hareketlenme yok bu süreç içerisinde ama yine de yatırımcılar belli bir payını yine bu tarz mevduat ürünlerine yatırarak bir deneme yapmak isteyecektir. Onun dışında Borsa İstanbul'da teknik seviye verecek olursam 22 ve 50 günlüklerin altına geçtik. Yani biz bunun altında kapanış gerçekleştirdik ve yeni haftaya da bu seviyelerin altında başladık. Nedir bu seviyeler? 1980 50 günlüğünün geçtiği nokta, 2000'lerde 2000 puanlarda 22 günlük. Yani dolayısıyla bu hafta bu noktaları direnç noktaları olarak takip ediyor olacağız. Yani Borsa İstanbul 1980 ve sonrasında 2000 puanın üzerine doğru yükselmeye başlarsa bu bir nebze de olsa yukarı yönlü hareketini destekleyebilir. Ancak belirttiğim dirençlerin altında kalmaya devam eder. 1900 puanın altına da gevşemeye başlaması en son yanlış hatırlamıyorsam 25 Ocak tarihinde görmüştük. 1880 puanları tekrardan bu destek noktasına doğru bir deneme hareketi hatta satışların daha da hızlanması bu desteğin bile kırılması yani 1880'lerin bile kırılıp 1800 puanları bile karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla çok iyimser değilim. Umarım açıklanacak bilançolar biraz bu hafta destekler ama yine de piyasanın geleninde bir iştahsızlık olması sebebiyle belki 2000 puanların üzerinde çok güçlü kapanışlar göremeyebiliriz düşüncesindeyim. Çok teşekkür ediyorum Eda, verdiğim bilgiler için. Başarılı bir trade günü diliyorum, bir hafta diliyorum sana ve ekip arkadaşlarına. Evet, bir portföy yönetiminin daha sonuna geldik. Gündemdeki haberlere baktığımızda dikkatli olmamız gereken bir haftadayız. İsteksizlik yerini risk alma iştahına bırakması dileğiyle diyorum efendim. Yeniden yarın sabah saatleriniz 10.20'yi gösterdiğinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.